varken burada Gökhan Zan vardı ve eşi Müge Uzunzan vardı. Sonra öğleden sonra bir baktık, tabii her yerde haber olmuştu. Her yerde, ama aklınıza gelebilecek her yerde. Sosyal medyada trend topik oldu. Yani en çok konuşulan konu oldu Zan ailesi. Çünkü onlar depremin böyle mücadeleci ruhunu ve iki eşin kendileriyle ve aileleriyle ve bütün bir kentle nasıl kenetlendiklerini gösteren bir sembol olmuşlardı. Fakat Türkiye'de kader budur. Ne zaman ki halkın yanında yer alırsınız, etkili olursunuz, birileri düğmeye basar ve troll orduları sahneye çıkar. Bizim canlarımız enkaz altında beklerken, komşularımız, akrabalarımız, ailemiz enkaz altında beklerken bir umutla sarılıyorsunuz. Çünkü koordinasyon eksikliğinden dolayı muhatap arayamıyordunuz, bulamıyordunuz. Ve bir muhatap bulunca doğal olarak mutlu oluyorsunuz ve umutlanıyorsunuz. Tabii sorunlarla ilgileneceğini ifade ettiği için mutlu olduk. Fakat hiçbir sorunla ilgilenmedi. Ben de sabrettim, bekledim. Bir gün, iki gün, bir hafta geçti. Sonra benim cenazelerim. 8 kişi. Defnedeceğim, defnedemiyorum. Kepçeye ihtiyacım var. Yarım saat içinde geleceğini söyledi. İlgileneceklerini söyledi. Akşam saat 6'dan gece 12'ye kadar 6 saat soğukta mezarlıkta bekledik. Zifiri karanlık. Arabanın ışıklarıyla orayı aydınlatmaya çalışıyorduk. Fakat bir umutla bekledik. Kimse gelmedi. Biz cenazelerimizi aldık. Tekrar enkaz yerine götürdük. Orada sabaha kadar bekledik. Ertesi gün kendi imkanlarımıza defnettik. Tabii insanın gururuyla, onuruyla oynanınca, umutlarıyla oynanınca insanın zoruna gidiyor arkadaşlar. Bakın, şunu bilmenizi istiyorum. Deprem bölgesindeki durumu ortaya koymak ve yaraları sarmak istiyoruz. Bizim tamamen amacımız bu. Hiç kimse şunu düşünmesin. Asla ama asla kimseyle polemiğe girmeyeceğim. Bunu da bu şekilde bilin. Bizim dilimiz iletişim dili. Bizim dilimiz çözüm odaklı dili. Biz kimseyle kavga etmeyiz. Değerli arkadaşlar, biraz insanda vicdan olur. Farklı bir ters algıyla eski konuştuklarımı, şimdi yeni söylediklerimi, işte o zaman bu şekilde konuştu, şimdi bu şekilde konuşuyor. Tabii ki helal etmiyorum. İletişim Başkan Yardımcısına ve yanındaki arkadaşa. Şimdi Gökhan Zan tabii lafları cımbızlandı. Sosyal medyada linçe tabi tutmak istendi ama tabii tutmadı. Çünkü adamın söyledikleri çok net ortada. Kendisini aramışlar. İlgilendikleri için teşekkür etmiş. Ama söz verdikleri yerine getirmediği için bizim programımızda da sitem etti. Bu kadar açık. Zaten kullandığı dil son derece yapıcıydı, netti. Dolayısıyla troll ordularının hareketi akamete uğratıldı. Şanlıurfa'yı verelim. Kürşat. Efendim buradaki yönetmenim Kürşat, İstanbul'da Güven var. Bakın görüntüler dehşet verici ve Vali Hatipoğlu sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin kaybolduğunu açıkladı. Bu görüntüler maalesef Şanlıurfa'dan geldi. Yapılan resmi açıklamalara göre 4 yurttaşımız kayıp. Bazı zemin katlarda, alt katlarda yurttaşlarımızın mahsur kaldığı, kurtarılmaya çalışıldığı bilgileri geliyor. Arkadaşlarım gelişmeleri dikkatle ve yakından takip ediyorlar efendim. Buradaki kameraman arkadaşlarım da Haydar, Aşkın ve Keleş, onlara teşekkür ediyorum. Bütün bu baş döndürücü tempoda Hilal Yağız editörüm, İstanbul'da Vedat Yalvaç haber yaptı, Kenan Birinci, Melis Tolon, rejideki bütün ekip arkadaşlarıma, yayın öncesinde ve sırasında beni sürekli bilgilendiriyor Nihal Kemaloğlu'na, sesçimize, bütün ekibimize, Halk TV ailesine teşekkür ediyorum. Bir de HDP konusu var efendim. Şimdi HDP seçime giderken kapatılacak mıydı, kapatılmayacak mıydı? Geldi mi Ferit?
Yağmur nedeniyle Ferit'e bağlanamıyorduk. Ferit Demir'e gidiyoruz şimdi. Ferit. İsmail Küçükkaya, burası Malatya'nın Cemal Gürsel Mahallesi. Çadır kentteyiz. Çadır kentte de aşırı yağış vardı gece saatlerinde. Sabah da etkiliydi ancak şimdi biraz hafiften durdu ancak bu çadırların tümüne su girmiş durumda. Vatandaşlar gerçekten zor anlar yaşıyorlar. Biz saatlerdir buradayız. Vatandaşlara branda dağıtıldı. Çadırların üstünün yağmur geçmemesi için. Çünkü hangi çadırı kurarsanız kurun buraya, dünyanın en iyi çadırını kursanız suyu geçirmeme imkanı yok. Çünkü hem toprak zemin olduğu için toprak zeminden su gitmemesi imkanı yok. Az önce bu çadırdaki vatandaşla görüşmüştük. Siz hoş geldiniz. Nasıl çadırdaki durum nasıl? Çamur, yataklarımız hep çamur. Gelebilir misiniz dışarı biraz? Biraz perişanlığımız böyle. Her taraf su. Abla biraz hızlı hareket etme durumumuz olur mu? Yani vatandaş gerçekten sıkıntılı anlar yaşıyor. Geceyi nasıl geçirdiniz? Geceyi çamurun içinde, suyun içinde. Yataklarımız suydu. Çamurun içindeyiz. Elektriğimiz yok. Telefonlarımız kapalı. Kimseyi arayamıyoruz. Yani zor durumdayız. Konteyn istiyoruz biz. Konteyn istiyoruz. Islandı mı? Evet, yataklar hep ıslak. Altlar hep çamur. Bak, saat sermişim. Halılar hep ıslak. Su gibi. Minderlarımız hep su gibi. Sabaha kadar böyle yatağın içinde oturduk. Çamur. Yani çocuklar var. Zor anlar yani. Çok zor. Evet, çok zor durumdayız. Biz konteyn istiyoruz. İsmail Küçükkaya, ben şurayı da göstereyim. Çadırların arasında akan suyu da göstereyim. Çünkü birçok çadırın altı su olmuş. Bakın zaten şurada biraz daha kameraman arkadaşım Hasan buraya gösterdi. Bakın zaten vatandaşlar su girmemesi için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Büyük bir yoğun akışı oldukları çadırın altına geliyor. Çünkü burası sıkıntılı bir toprak yapısı da var burada. Bu toprak yapısı suyu geçirdiği için bu vatandaşlar da kendi imkanlarıyla bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hemen soralım çünkü onların çadırın içi tamamen su olmuş durumda. Kolay gelsin. Çadırınızın içi nasıl, su oldu mu? Ya kurutuyoruz. Bu tarafa doğru. Ne kadar da su olsa kurutuyoruz. Yani sorun çok. Yapan yok. Islandı değil mi çadır? Tabii. Su, basın ağaçta gözüküyor abi ya. Bakın çadırın içini biraz gösterelim. Toplanmışlar, altına naylon serilmiş. Ancak yataklar buraya konulmuş, üstüne konulmuş. Çadırın birçok yeri zaten zemin ıslak olduğu için naylon sermişler ama alttan sürekli ıslanıyor. Bu tarafa da biraz daha bu tarafa gelsek. Peki ne istiyorsunuz? Talebiniz nedir? Konteyner verirse konteyner daha iyi. Alemimiz konteyner. Gece çok mu yağmur? Tabii, sabaha kadar yağdı. Evet. Konteyn istiyoruz. Burada bir yaşlı teyzemiz var çadırda. Kalp hastası. Çamurun içinde sabaha kadar yatamadı. Benim çadıra geldi. Sobanın önünde az ısıttım. Tekrar yürüyün dedim. Gel o çadıra da gidelim.